Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yatay yardımcı doğru ile dengelendirme yöntemi ile basamak ortada çeyrek döner merdiven dengelendirmesi yapacağız. Bunun için hemen rengimle düzlüğüm. Başlıyorum. 400 santimlik iki uzunluk belirledim kenarlardan. Daha sonra ise merdiven kovası genişliğimi yapmam lazım. Bunun için 120 santimlik bir genişlik baz alarak ben yapıyorum bunu. Daha sonra ise buraları trimledikten sonra bizim çıkış hattı uzunluğumuzu oluşturmamız lazım. Bu da tam ortadan geçeceği için 60 santimlik bir offset yapıyorum. Daha sonra ise merdiven kovası genişliği belirlemem lazım. Referans olabilecek. Bunu da 30 santimlik belirliyorum. Trimleri yaptıktan sonra bunun bana tek aslında nerede olduğu lazım. O yüzden oldukça sıkıntı çıkarmaması için küçültüyorum. Daha sonra ise arkadaşlar dönüş noktalarını oluşturacağım. Evet, çıkış hattı uzunluğumuzu gördüğünüz gibi oluşturduk. Trimleri yaptıktan sonra devam edebiliriz. Şurada 45 santimlik çizgili bir referans çizgisi çiziyorum. Sonra yarısını siliyorum. Çünkü mirrorlama yapacağım. Şimdi basamak ortada olduğu için bir buradan 15 santimlik devam edecek. Bir de buradan 15 santimlik devam edip basamak genişliğini oluşturacak. O yüzden bu çizgileri benim 15 santime bölmem lazım. Ama bölmem için ilk önce pedit komutu ile birleştirmem lazım. Pedit komutu ile hepsinin birleşimini yapıyorum. Birleştikten sonra measure komutu ile ben bunu 15 santim, 15 santim bölmelerini yapıyorum. Daha sonra bu gerideki basamakların ortalarını sildiğim zaman 30 santimlik bir genişlik elde edeceğim. Bunları da yaptıktan sonra sırada mirrorlama var. Ben bunu mirrorlayıp aşağıya doğru indirdim arkadaşlar. Daha sonra ise basamağımın nerede düz başlayacağını bulmam lazım. Şimdi bu da merdiven kovası genişliği ile merdiven kolu genişliği ile ayarlanabilecek bir durum. Merdiven kolumuzun genişliği 120 cm. O zaman bu aşağıdan da yaklaşık 120 cm uzunluğunda başlamamız lazım. 120 cm indirdiğimiz zaman hangi basamağa daha yakın? Buna mı buna mı alttakine daha yakın olduğunu görüyoruz. O yüzden benim düz rıhtım buradan başlayacak. Ben bunu belirledim. Yani demek istediğim artık bundan sonraki alt kısımlar ile rıh sayımıza göre şekillenecek. Mesela ben yanlış yapmışız bunu. Düz rıhtım 2 tane olsun diyorum. O yüzden aldı. Yine 2 tane rıhtım. İndirdim. Şimdi arkadaşlar sırada ise bu düz çizgimize referans alıp orta basamağı oluşturmak. Şimdi bildiğiniz üzere en dar 10 santim olması lazım bizim basamak genişliğimizin. Çeyrek döner merdiven ve döner merdivende. O yüzden arkadaşlar burada 5 santim yarıçaplı bir daire belirtip ortadaki basamağımın iki kenarını buna bağladığım zaman bu hedefime ulaşmış oluyorum. Daha sonra eksen komutu ile bunları aşağı doğru birleştirdiğim zaman evet, şu ortada bir uzunluk çıkıyor. İşte benim için önemli olan uzunluk bu. Farklı renk değiştirip onu yapayım. Evet, bu uzunluğu kullanarak arkadaşlar artık mesafelerimi belirleyebilirim. Evet, sırayla basamağımı alıyorum. Rengimizi değiştirelim. Karışık olmasın. Basamağımı alıyorum. Bu basamağımı götürüyorum. Aynı şekilde devam ediyorum.
Evet. Bitirdikten sonra artık trimleyebilirim bu fazlalık yerleri. Şu ortadaki basamakları da temizleyeyim. Temiz bir görüntü olsun burada. Evet arkadaşlar. Daha sonra eksen komutu ile bunları tabii gittiği yere doğru birleşimini yapıyorum. Fazlalık olanları siliyorum. Evet, en son artık merdiven dengelendirmemiz bitti. En son yapacağımız şey ise bunları alıp referans belirlediğim noktaya göre yuvarlamak. Daha sonra fazlalıkları da sildiğim zaman hedefime ulaşmış olacağım. Mesela ben şu an burada sayalım birlikte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 rıhlı 30 santim basamak genişliğinde bir merdiven yapmışım. Mesela bunun tabi bildiğimiz üzere unutmamamız gereken faktörler var merdivende. Çıkış hattının yönünü belirtmek. Sizin de bildiğiniz gibi olmazsa olmazlarını tamamlamak gibi. Evet arkadaşlar merdiven dengelendirmemiz bitmiştir. Da bunda topukluk ve merdiven basamak durumu var. O yüzden bunların iki çizgi olması lazım. Mesela ben 5 santim belirledim bu ölçüyü. Bunları da aynı bu şekilde yaptığınız zaman merdiveniniz tamamlanmış olacaktır. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere.